Merhaba. Stuttgart'ı içerisinde alternatif adı ne işe yarar? Neden kullanıyoruz? Bize nasıl bir fayda sağlar? Bunu anlatacağız. Hep beraber öğreneceğiz. Öncelikle neden kullanılır, nasıl kullanılır bu konuyla alakalı olarak alt taraftan ara butonuna basıp kayıtlı bir Stuttgart'ımızı seçelim. Ben örnek olarak masaüstü bilgisayar stoğumuzu seçelim. Görüldüğü üzere Stuttgart'ımız açıldı. Bilgileri önümüze geldi. Alternatif adını kullanma amacımız şudur. Normal kayıtlı olan bir stok isminin alt adı üzerinde alternatif olarak, yani farklı bir ismi varsa stok kartı içerisindeki alt bölüme bu ismi de yazarak kaydederiz. Mesela bizim masaüstü bilgisayar isminde bir stokumuz var ve bunun alternatif adı da örnek olarak PC diyebiliriz. Yani bizim işletmemize, sektörümüze özgü olarak sattığımız ürünlerin farklı bir ismi varsa bunu da kaydediyoruz ve ayrıyeten arama yaptığımızda herhangi bir bölümde, raporlamalarda bu isimle de arattırma yapıp bu isimle de raporlama alabiliyoruz. Ben örnek olarak masaüstü bilgisayara PC ismini verdim. Yazıp kaydet butonuna bastığımda kayıt güncellendi. Tamam butonuna bastım. Artık arama yaptığımda ben bu stok kartımı iki isimle de, yani alternatif adıyla ve de kendi ismiyle arama yapabilirim, işlem yapabilirim, rapor alabilirim. Programın her tarafında alternatif adını da kullanabilirim. Buna örnek olarak ne yapabiliriz? Arama yaptırtabiliriz. Alt taraftan ara butonuna bastık. Burada alt tarafta gördüğünüz arama bölümüne adını tıklayarak ben buraya alternatif adını seçip aynı şekilde alternatif adına yazmış olduğum kelimelerle aynı stok kartını aratabilirim. PC yazdım. Bul butonuna bastığımda gördüğünüz gibi masaüstü bilgisayarımız da geldi. Ayrıca biz bu listede de daha ileriki derslerimizde göreceğiz. Alternatif adını da listeletebiliriz. Çıkış butonuna bastık. Gördüğünüz gibi yapmam gereken tek şey alternatif adı bölümüne kelimemizi yazıp kaydet butonuna basmak.